Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte PES 2019 ve FIFA 19 nasıl olacak onlara bakacağız. Arkadaşlar her şeyden önce FIFA 19'da Türkiye liglerinin yer alması için EA Games bir oylama başlatmış durumda. Hemen açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak FIFA 19'un içinde Türkiye liglerinin yer alması adına oy kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz FIFA EA Games'in, PES ise Konami'nin. Bu adı geçen iki firmaya şöyle bir kuş bakışı baktığınızda EA Games'in yani FIFA serisinin PES serisini 4-5 kat boyutunda tokatladığını görebileceksiniz. Tabii ki de uydurmuyoruz, satış rakamlarına göre sonuç bu. Doğal olarak PES 2019 da beklenti artık ciddi anlamda büyüdü, yoksa oyun resmen yok olacak. Hatta dakika bir gol bir arkadaşlar, FIFA 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni oynatan Konami'nin elinden o lisansı da aldı. Yani bu sene Dünya Kupası ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de FIFA serisinin içinde göreceğiz. Hatta Dünya Kupası FIFA 18 sahiplerine ücretsiz güncelleme olarak dağıtılacak. Peki arkadaşlar bu iki oyun hangi platformlara çıkacak? Şimdi Xbox 360 veya PlayStation 3 sahibiyseniz ne FIFA 19'u ne de PES 2019'u beklemeyin. Şöyle sıralayayım arkadaşlar. FIFA, PlayStation 4, PES de var bu arada, PS4'te. Xbox One yine her ikisi de var. Fakat burada FIFA'nın yine bir cornerini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar çok ilgi görmemiş olsa bile Nintendo Switch. Yani Switch sahipleri FIFA 19'u rahat rahat oynayabilecekler. Konsollardan bahsetmişken arkadaşlar, FIFA 19'un oyun motoru Frostbite, PES 2019'un oyun motoru da Fox Engine. Bir de ek olarak arkadaşlar PES 2019'u bu sene 4K ve HDR desteğiyle birlikte oynayabileceğiz. FIFA tarafı o kadar beni heyecanlandırmıyor ama PES o kadar iddialı geliyor ki içimde bir kıpırtı var. Özellikle PES tarafının son yayınladığı 4K ve HDR görsellerdeki grafik düzenlemeleri beni bayağı bir etkiledi. Yani PES 2019'da sağlam bir grafik düzenlemesi bizi bekliyor. FIFA tarafında bu tarz bir beklentiniz varsa bence beklemeyin, grafik anlamında böyle aman tanrılık bir durum olmayacaktır. Arkadaşlar içeriğimiz boyunca lisans meselesinde dönem dönem geri dönüş yapacağım. Bu da onlardan bir tanesi. PES 2019'un elinde Liverpool'un tam lisansı var. Buna ek olarak firmanın yaptığı açıklamalara göre PES 2019 da bu sene çok farklı ligler ve turnuvalar göreceğiz. Fakat bence çok heyecan yapmayın. Hani umudunuzu kırmak istemem ama bu ligler ve turnuvalar daha önce lisanslanmamış dünyanın çeşitli ülkelerinin ligleri ve turnuvaları olacaktır. Bir de stadyumlar meselesi var. PES tarafında stadyumlarla ilgili böyle bir açıklama henüz ben denk gelmedim. Fakat insanların stadyumları kişiselleştirmeyi beklediğini biliyoruz oyun forumlarında. FIFA tarafında ise yapılan bir anket vardı. O ankette Vodafone Park ve TT Arena listede üst sıralara çıkmıştı. Doğal olarak FIFA 19'un içinde Vodafone Park ve TT Arena stadyumlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Gelelim kutuların kapaklarına. FIFA 19 tarafından resmi bir açıklama yok ama bence Cristiano Ronaldo olur. Konami tarafından resmi açıklama var. PES 2019'un kapağında Coutinho bulunacak. Bir de özel serisi var. Onun da kapağında David Beckham yer alacak. Gelelim hikaye moduna. Arkadaşlar bildiğiniz gibi FIFA'da Alexander'ı 2 sezondur oynamaktayız. Bu sene 3. sezon gelecek ve oynanışı biraz daha uzun olacak. Buna karşılık PES'te de Become a Legend modunda böyle güzel güncelleştirmeler bekliyoruz ama ne yurt içi ne de yurt dışı kaynaklarda bununla ilgili detaylı bir bilgiye ulaşamadım. Fakat Become a Legend modunda FIFA'ya rakip olabilmek adına sağlam güncellemeler bekliyoruz. Gelin bir PES 2019'da neler olacak onları bir toparlayayım ben sizlere. Birincisi, oynanış anlamında futbolcular için çeşitliliği ve bireyselliği arttıran 11 yeni yetenek. İkincisi, çapraz dönüş, bakmadan pas, kontrollü çelme, düşen şut ve yükselen şut gibi yeni becerilerle oyun içerisinde toplamdaki beceri sayısı 39'a çıktı. Üçüncü maddemiz bence çok eğlenceli arkadaşlar. Çünkü PES 2019'da saha içine yorgunluk geldi. Adam yorulacak. Haberiniz olsun. Dördüncüsü arkadaşlar, sağlam bir grafik düzenlemesi bizi bekliyor. Beşincisi arkadaşlar, MyClub. PES'in MyClub'u FIFA'nın Ultimate Team'inin neredeyse aynısı oluyor. Kartlar geliyor, haftanın oyuncuları bilmem neler, yok Maradona kartı bilmem ne falan filan da PES 2019'da birlikte hayatımıza tekrar giriş yapacak. Altıncı maddemiz, hepiniz çıldırdınız, oyun 30 Ağustos'ta yayınlanacak arkadaşlar. Fiyatlarını hemen söyleyeyim. Xbox için 152 TL, PlayStation 4 için 179 TL, David Beckham sürümü PlayStation 4 için 209 TL, Xbox için 177 TL. Bir de Legend versiyon var arkadaşlar. Bu da PlayStation 4'te 239 TL, Xbox'ta da 203 TL olarak şu anda ön siparişte zaten. Az daha unutuyordum, bu bence çok önemli. Artık karlı sahalarda PES 2019'la birlikte maç yapabileceğiz. Arkadaşlar PES 2019'un sistem gereksinimleri de yayınlandı. Siz onlara bakarken
girerken ben de içeriği şöyle genel anlamda bir toparlayayım. FIFA 19'da Frostbite oyun motoru göreceğiz. PES 2019'da Fox Engine. Lisans meselesi de arkadaşlar, içerikte çok söyledim. PES'in ağzı cidden yanmış durumda. FIFA'da caldır caldır geliyor. Bunun ne olacağını ancak oyun çıkınca anlayabileceğiz. Sonuç olarak arkadaşlar, FIFA tarafı PES'ten sonra gümbür gümbür bilgileri yayınlasa da PES önce davranarak ve böyle tanıtım videolarını hızlıca çıkararak rüzgarı kendinden yöne çevirmiş durumda. Oyun içi yayınlanan grafikleri ve videoları da bakacak olursak gerçekten değişmiş bir grafik farklılığı da gözlerinizin önünde kabak gibi duruyor. O zaman karar bize kalıyor arkadaşlar. Anketimiz hemen şurada. Sizce bu senenin en çok satan oyunu hangisi olacak? FIFA 19 mu? PES 2019 mu? Ben kendi fikrimi hemen açıklayayım arkadaşlar. Yani affınıza sığınarak söylüyorum. Ben FIFA'cıyım. Sizin de görüşlerinizi ankette bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca yorum bölümünde oyunun oynanışıyla ilgili görüşlerinizi de bekliyorum. Artık videomuzun sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bizlere belirtmeyi unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olursunuz. PES'te oynuyorum ya, o kadar değil.